باب الأرض تفتح كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها. Şimdi bu babda el ard tuftah, yer fethedilir, biz arazi fetholuruz. Keyfe yenbeğil imam, imama nasıl layıktır en yef'ale fiyha, o fetholunan arazi ne yapacak, imam ne şekilde yapacak? Gaziler arasında teksim mi edecek, yoksa o araziye haraç mı koyacak, ne şekilde olacak? Bunu beyan edecek. Haddesene Yunus ibn Abdülala, kâle akberene ibn Vehdin, kâle akberene Hişam ibn Sa'din. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا أن يكون الناس حزبت عمر ذن روايتي لذي زيد بن أسلم كحزبت عمر قال بيولي لولا أن يكون الناس يبابا أجر ناس خراب والمساء إذي öyle خراب ki ليس لهم شيء onların hiçbir şey olmazdı bu şekilde olmasaydı ما ألبر أرازك فتح الله Cenab-ı Hak fethetti ala kariyetin, bir kariyer üzerine bir fetih verdi. Evet, ma fetahallahu Allah-u Teala fethetmezdi, ma maynafiye. Ma fetahallahu aleyye kariyeten, Cenab-ı Hak beni bir kariye fethetmezdi, illa kasemtuha, ben onu teksim ederdi. Aleyye. Cenab-ı Hak ne, hangi kariyenin fethini, hangi memleketin fethini bana nasip etti derdiyse, İlla kasemta onu teksim ederdim kema kaseme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e. Peygamber Efendimiz Hayber'i nasıl teksim ettiyse ben de gaziler arasında öyle teksim ederdim. Ne olmasaydı? Nas haraba gitmeseydi öyle harap ki hiçbir şey ellerinde kalmaz. Bu tehlike olduğundan ben gaziler arasında araziyi teksim etmiyorum dedi. Bu esasen Kufe'de oldu. Kufe'yi fethedince Kufe'nin arazisi çok. Oraya sevat verdiler. O kadar arazi çok ki ekildiği vakitte yeşerdi mi böyle siyah, yeşilli, koyu yeşil, siyah dalga vururdu. Sevat. Yani siyaha mail olurdu arazi. Sevat verdiler. Oranın halkına da ehli sevat. Hazreti Ömer Kufe fetholunca bütün umuntuka düşündü ki bu kadar nüfus bu araziyi ekip biçiyor, idare ediyor. Ben bu araziyi bunların elinden alsam, gazilere versem bu arazi harap olur. Gazi ekip biçeceği yok. Gazi gazada gidecek, arazi de boş kalacak. Bu nüfus biz devlet üzerine yük olacak. Bu nüfusu kim besleyecek? Arazi yok. Başkasının arazisinde de ortak mı çalışacak? Ne şekilde çalışacak? Ya çalışacak ya çalışmayacak? Kendi arası olmadığından dolayı ona da ciddi bir çalışmaz, hakiki bir verim elde edilemez. Devletin başına bir müşkile çıkar. Bu adamlar da böyle yebap olur gider, yebap harap olur. Elinde hiçbir şey yok. Hani bazı köyler vardır ya ağaları. Hakikaten ağa köyleri Türkiye'de de vardır. Gidersin harap köy. Bir ağaç diktirmez ağa. O bir bina yaptırır, binayı da ağa yeri ağanındır. Adam getirir, çatar, yapar. Aradan 5-10 sene geçer. Ağayla azıcık arayı bozduğu gibi ağa der ki haydi ağaçlarını çek götür. Yeri olur çünkü. Bir üzerindeki ağacı alır. Daha nesini alacak? O köyler öyle harap yaba vurur. Hazreti Ömer bunu düşündü ki koskoca Kufe'nin arazisi. Bu kadar nüfus var. Bunların arazisini ben gazilere teksim etsem. Gazi gazada meşgul. Reşbeylik bilmez, yapamaz, edemez. Ne olacak bu? Bu milletin başına dert olacak. Öyleyse bunların üzerine kendilerine çizgiye, araziye de haraç bağlayalım ki Müslümanlar herbiyle meşgul, bunlar da araziyle meşgul olsunlar, devlet kuvvetli olsun. Buna Hazreti Ammar karşı çıktı. Mesele uzun. Hazreti Ammar ve birkaç tanesi karşı çıktılar illa. Resulullah Efendimiz Kayber'i aldı, teksim etti. Sen de öyle teksim edeceksin, bu bizim hakkımızdır. Bir sene bu dava sürdü. Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın eshab-ı kiramı topladı, müşavere ettiler. Eshab-ı kiramın hepsi Hazreti Ömer'in reyini, fikrini kabul ettiler. Fakat Hazreti Ammar ve cemaati etiraz ettiler. İlla olmaz dediler. Biz teksim edeceğiz. Onun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh onları kırsa, Resulullah'ın eshabı, sonra fukarayı eshabdan ilk
Müslüman olanlardan İslamiyet uğrunda canlarını, mallarını telef eden adamlar, bunların kalbini kırmak ehli cennetten birisinin kalbini kırmak demektir. Kırmasa bunların görüşleri, siyaset görüşleri, devlet görüşleri o kadar ileri değil. Bunlar atiyi göremiyorlar. Ne yapalım diye şaştı. Onun için Allahümme aleyke bi hizbi ammar ve hizbi. Allahümme aleyke bi ammar ve hizbihi. Allahümme aleyke bi ammar ve hizbihi. Ya Rabbi, Ammar'ı ve onun cemaatini sana havale ediyorum diye. Bunlar bana mani oluyor. Ben de bunları kırmak istemiyorum. Bir sene sürdü. Bir sene zarfında onların hepsi vefat etti. Bilal'ıydı galiba. Bilal Hazreti Ammar değil de Bilal'ıydı itiraz eden. Hazreti Bilal. Allahümme aleyke bi Bilal'in ve hizbihi. Bir sene zarfında onlardan hiçbirisi kalmadı. Bu Ammar'ı yanlış söyledim. Bilal'ıydı. Evet. Bilal itiraz etti. İlla teksim edeceksin. Şimdi burada Hazreti Ömer ne diyor? Ben bu araziyi alsam, teksim etsem memleketler harap olur. Hem öyle harap olur ki kimsenin elinde bir şey kalmaz. Bu mesele olmasa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kayber'i nasıl teksim etti, öyle teksim ederdim dedi. Birinci hadis bu. İkinci de haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle haddesena Yusuf bin Adi kâle haddesena ibnül mübarek an Hişam ibn Sa'din an Zeyd ibn Eslem an ebihi kâle semiyat Ömer ibn Khattab يقول فذكر نحوه اينم bu hadisi şerifi Muhammed ibn Huzeyme de İmam-ı Tahavi rivayet eylemiş. فذهب قوم ulemadan bir kısmı zahib oldular neye ila enel imam şuna zahib oldular ki imam iza fataha ardan bir yeri fethederse anveten kasten harb ile yani sulhen değil sulh olmuyorlar kılıçla fethederse vecebe aleyhi imama vacib olur en yaksimeha onu teksim eder kema yadunnul ganaime ganaimi nasıl toplar teksim ederse o araziyi de teksim eder ve leyse lehu imam için caiz olmadı ihtibasuha o araziyi hapsetmek yani gazilerin elinden alıp da hükümete mal etmek yahut imam kendi elinde tutmak bu caiz değildir. Esasen ihtibas vakfederler. Yani o araziyi vakfedelim de Müslümanların olsun. Yok imamın bu selahiyeti yok. Oradaki gazilerin hakkıdır. Gaziler kendi rızalarıyla razı olur verirlerse verirler vermezlerse imamın hakkı yok. Onu teksim edecek. Kemaleyse lehu ihtibasu sairil ganayim. Nasıl diğer ganimetleri aldığı vakitte onları hapsetmek, vakfetmek caiz olmadığı gibi araziyi de hapsetmek caiz olmaz. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu kendi davalarına da işte bu rivayet eylemiş olduğumuz hadisi delil getirdiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kelamını. وَخَالَفَنْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا Bu ikinci mezhebin alimleri dediler ki اَلْاِمَامُ بِالْخِيَارِ İmam muhayyerdir. اِنْشَا خَمَّسَهَا İsterse onu takmis eder. Beşte birini alır. Beşte dördünü de gazilere teksim eder. Hammesaha takmis eder. Ve kaseme erbaate ehmasiha kalan evet beşte dördünü de teksim eder gaziler arasında. Dilerse böyle yapar. Ve inşa dilerse terekeha o yeri terk eder. Erda haracin erdi haracı olarak velem yeksimha teksim etmez. Gazilere vermez, ona bir vergi bağlar. Haraç demek vergi. Her sene o vergiyi devlet namına alır. Devlet namına alır. Beytül malın olur. İsterse böyle yapar. Muhayyerdir dediler. Şimdi burada iki mezhep meydana çıktı. Birinci mezhep diyorlar ki hayır. Kılıç ile alınan yer gazilere teksim edilir. Yalnız beşte biri beytül malındır. İkinci mezhep diyorlar ki imam muhayyerdir. İsterse sizin dediğiniz gibi yapar. Beşte birini beytül malı alır, diğerini faziler arasında teksim eder. İsterse o araziyi vakfeder, hükümetin olarak elinde tutar. Varidatı kimin olur? Gene hükümetin beytül malı. Yani şahsın değil. Peki bu ikinci mezhebe zahip olanların delilleri ne? Birinci mezhep, Hazreti Ömer'in kavlini delil getirdiler. Ve Khayber arazisini misal verdiler. Khayber'de Resulullah Efendimiz araziyi teksim etti. Resulullah Efendimiz'in yolundan ayrılmış olur Hazreti Ömer. Hazreti Ömer kendiliğinden yaptı bunu. Öyleyse hadisle amel etmedi.
Diyorlar ki hayır, hadiste emretti. Delil getiriyorlar. İmam Mütehavi diyor ki haddesena bizalike Muhammed ibn Huzeyme. Muhammed ibn Huzeyme bana rivayet eyledi. Kale haddesena Yusuf ibn Adi. Kale haddesena ibn-i Mübarek. An Ebi Hanife ve Süfyan. İmam Ebu Hanife'de ve Süfyan-ı Sevri'den Abdullah ibn-i Mübarek rivayet ediyor. Bizalike buni. Yani imamın muhayyer olduğunu bu ikisinden rivayet eyledi. Bu iki imamdan. Ve ve kavle Ebi Yusuf ve Muhammed rahmetullahi aleyhi. İmam Ebi Yusuf ve İmam Muhammed'in kavilleri de budur. Dört imam böyle diyor. Ebu Hanife, Süfyan-ı Sevri, Ebu Yusuf ve Muhammed. Bunlar diyorlar ki imam muhayyerdir. İsterse taksim eder, isterse haraç, erdi haraç olarak kullanır. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlik. Peki bu dört imamın bu meseledeki delilleri nedir? Onların diyor hüccetinden oldu. Ma bir hadis ki قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis var. O hadisi şerif bunların delili oldu. O hadisi de İmam-ı Tahavi rivayet eylemiş. فَمِنْ ذَٰلِكِ işte onların hüccetindendir. مَا bir hadis ki حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنِ Rabi'u al-Mu'ezzin İmam-ı Tahavi'ye rivayet ediyor. Kale haddesena Esedun, kale haddeseni Yahya ibn-i Zekeriya anil Haccaci anil Hakem anil Kasim anil ibn Abbas. Kasim de Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Kasim ibn-i Muhammed Kezzet Ebu Bekir'in oğlunun oğlu. Kale a'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz verdi. Khaybere, Hayber'i fethettikten sonra onun arazisini verdi. Bir şatri, şatriler. Yahudilere dedi ki bunun ekim, biçin yarısı, Müslümanların yarısı da sizin. Şatır dedi ki o, yarıya verdi. Evet. Sümme erselebne revaha. Oraya bir elif yazın. Ondan sonra İbni Revaha'yı, Abdullah İbni Revaha'yı gönderdi. Fekâsemehum. O yarı yarıya olan hisseyi Abdullah ibn-i Revaha aldı. Bak şimdi bunlar diyorlar ki Khayber aldığı gibi Peygamber Efendimiz gazilere teslim etmedi. Ne yaptı? Yahudilere ortağa verdi. Onlar araziyi bakacaklar. Hurmalar yetiştikten, ekinler yetiştikten sonra yarısını getirip Peygamber Efendimiz'e verecekler. Ekin kemale geldi daha biçmezden evvel. Hurmalar ağaçtan inmezden evvel onu tahris derler, tahmin. Muhammin olarak Peygamber Efendimiz Abdullah ibn-i Revaha'yı gönderdi. O da geldi, tahmin eder. O da, hani sonradan yetiştiği vakıpta çalarlar. Noksan oldu derler. Ona meydan vermemek için tahminci daha yeni artık kemale gelmiş, yetişmemiş. O vakıpta geldi, tahmin eder. O da geldi, tahmin etti. Tahmin etti. Onun üzerine Peygamber Efendimiz yarısını aldı Yahudilerden, yarısı da Yahudilere kaldı. Demek Hazreti Ömer kendiliğinden yapmamış. Resulullah Efendimiz Khayber arazisini böyle yaptığında Hazreti Ömer de Kufa arazisini böyle yaptı. Delillerin birisi bu. Haddesena Muhammed ibn Amr. İkinci de Muhammed ibn Amr rivayet ediyor İmam-ı Tahaviye. Kale haddesena Abdullah ibn Umeyr en Ubeydillah ibn Umar en Nafi'an ibn Umar radıyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. Abdullah ibn Ömer diyor ki Khayber senesi Peygamber Efendimiz amele ehli Khayber, ehli Khayber'e muamele etti. Bi şatri ma kharaca min az-zar'i. Ekinden çıkan şeyin şatrini, yarısını onlara vermekle muamele etti. Yani çıkan şeyin yarısı Yahudilerin, yarısı da Müslümanların. Bu oldu ikinci hadisi şerif. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن عون الزبادي قال حدثنا إبراهيم ابن تهمان قال حدثنا أبو زبير عن جابر. Bu üçüncü hadis de Cabir'den. Birinci hadis Abdullah ibn Abbas'tan. İkinci hadis Abdullah ibn Ömer'den. Üçüncü hadis de Hazreti Cabir radıyallahu anh'den. قال Hazreti Cabir dedi ki Efa Allahu Khayber. Cenab-ı Hak Khayber'i şey olarak, ganimet olarak verdi. فَاَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onları ikrar eyledi. كَمَا كَانُوا Oldukları gibi. Yani herkesin arazisi kendi elinde. Kimsenin arazisini elinden alıp başkasına vermedi.
fetihten evvel kimin bağı, bahçesi, arazisi varsa olduğu gibi ellerinde bıraktı. Ve cealeha beynehu ve beynehum. Kendisiyle Yahudilerin arasında kıldı. Yani herkes kendi arazisini ekecek, biçecek, hurmasını yetiştirecek, yarısını Resulullah Efendimiz'e verecek. Oldu üç hadis-i şerif. Feba'ase Abdullah ibn-i Revaha ekiller, hurmalar sedaha gelince tahmin etmek zamanı geldi. Artık tahmin edilebilir bir dereceye geldiğinde Abdullah ibn-i Revaha'yı gönderdi. Fekarresaha, o da tahmin etti. Aleyhim, onlar üzerine tahmin etti. Şu ağaçtan şu kadar hurma olur. Şu tarlada şu kadar buğda olur. O muhamminin de bu işte selahiyeti olacak. Herkes onu yapamaz. Bazı adam öyle olur ki öyle bakarsan ki tahmini dosdoğru çıktı. İşte öyle Abdullah ibn-i Revaha da bu işte mütehassıs olduğundan Peygamber Efendimiz onu göndermiş. Haddesena Ebu Ümeyye'de kâle haddesena Muhammed ibn-i Sabih kâle haddesena İbrahim ibn-i Tehman sümme zekere bi isnadihim islamu. Bu Hazreti Cabir'den gelen rivayeti Ebu Ümeyye'de rivayet ediyor. İmam-ı Tahaviye bir İbn-i Ebi Davud rivayet eyledi. Bir de Ebu Ümeyye rivayet eyledi. Öyleyse bu üç hadisi şerif beyan ediyor ki Hazreti Ömer'in yaptığı Resulullah Efendimiz'in yaptığına muvafık. Fesebete bima zekerna, bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yekun kaseme Khaybere bi kemaliha. Khayber'in hepsini teksim etmedi. Hani yukarıda Khayber'in erasını nasıl teksim ettiyse ben de öyle teksim ederim Hazreti Ömer dedi ya. O hadisle bu hadis birbirine muariz gibi görünüyor. Orada teksim etti diyor Hazreti Ömer. Bunlar diyor ki teksim etmedi. Ha, bundan anlaşılıyor ki Khayber'in erasını Peygamber Efendimiz ikiye ayırmış. Bir kısmını teksim etmiş, bir kısmını etmemiş. Diyor ki bundan anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz lem yekun kaseme Khaybere bi kemaliha. Khayber'in erasının hepsini teksim etmedi. وَلَاكِنَّهُ قَسَمَ طَائِفَةً مِنْهَا. Bu arazinin bir kısmını teksim etti. عَلَى مَحْتَجَّ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيسِ الْاَوَّلِ. Hazreti Ömer birinci hadiste dediği gibi, Hazreti Ömer dedi ki, Khayber'i Peygamber Efendimiz nasıl teksim etti, ben de öyle teksim ederdim. İşte öyleyse Khayber'in arazisinin bir kısmını teksim etmiş. وَتَرَكَ طَائِفَةً مِنْهَا. Khayber'in arazisinden bir kısmını da terk etmiş. فَلَمْ يَقْسِمْهَا. Onu da Resulullah Efendimiz teksim etmedi. عَلَى مَا رُوِيَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَاَبْنِ عُمَرَ وَاَبْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الْخَرِ. Teksim etmediği de kimden rivayet edildi? Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer ve Cabir'den. Öyleyse Khayber'in arasını Peygamber Efendimiz ikiye ayırmış. Bir kısmını teksim etmiş, bir kısmını da Yahudilere ortağa vermiş. وَالَّذِي peki hangi kısmı teksim edilmiş Khayber'in? وَالَّذِي كَانَ قَسَمَ مِنْهَا. Ara Khayber'in şu bir kısmı ki teksim edildi. هُوَ الشِّقُّ وَالْبِتَحِ. Şıkk ile bitahtır o yerlerin isimleri. وَتَرَكَ سَائِرَهَا. Diğerlerinde terk eyledi. فَعَلِمْنَا بِذَارِكَ. Bununla bildik ki اَنَّهُ قَسَمْ. Peygamber Efendimiz teksim etti. وَلَهُ اَنْ يَقْسِمَ. Teksim etmek ona caiz idi de teksim etti. Ve terek, bir kısmını da terk etti. Ve levan yetruke. Terk etmesi caiz de terk etti. Demek ki imamın selahiyetinde. Teksim ettiğinde onun selahiyetinde, terk ettiği de onun selahiyetinde. İmam isterse teksim eder, isterse terk eder. İşte İmam Ebu Hanife, Süfyan-ı Sevri, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in delilleri bu oldu. Fesebete, sabit oldu bizalik bununla ki ennehu hakeza hükmül aradî. Arazıların hükmü böylecedir. Öyle arazılar ki el müftetahati lil imam. İmam için fethedilen arazilerin hükümleri budur. Feyeksimuha, imam onu teksim eder. İn ra'a zalike selahan lil müslimin. Onun teksimini Müslümanların selahında görürse, Müslümanların menfaati icabı o ise teksim eder. كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا قَسَمَ مِنْ خَيْبَ. Peygamber Efendimiz Khayber'den bir kısım arazi teksim ettiği gibi. وَلَهُ imam için caizdir. تَرْكُهَا, teksimi terk etmek.
اِنْ رَآ فِي ذَٰلِكَ سَلَحَ لِلْمُسْلِم۪ينَ Yok, orada terk etmek Müslümanların selahında, menfaatinde ise onu da terk eder. مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in terk buyurduğu gibi مَا تَرَكَ مِنْ خَيْبَرْ Khayber arazisinden bir kısmını terk ettiği gibi. يَفْعَلُ ذَٰلِكَ Bunu işler. مَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ Bunu işler. مَا رَآ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى التَّحَرِّي مِنْهُ لِسَلَاحِ الْمُسْلِم۪ينَ İmam arar, Müslümanların selahında hangisi ise imam araştırır, düşünür, taşınır, ona göre hareket eder. Teksim hayırlı ise Müslümanların hakkında teksim eder. Yok, terk etmek hayırlı ise onu yapar. وَكَدْ فَعَلُ عَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى Hazreti Ömer işledi. فِي اَرْضِ السَّوَاتِ اَرْضِ السَّوَاتِ كُوفَنِ arasında مِسْلَ ذَٰلِكَ اَيْذَا Böylece işledi. فَتَرَكَهَا Kufenin arasını terk etti. لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlar için اَرْضَ خَرَاجٍ Haraç yeri olarak, erdi haraç olarak terk eyledi. Ne için? لِيَنْتَفِعَ بِهَا O araziyle intifa etsin, faydelensin. Kim? مَنْ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْهُمْ Ondan sonra Müslümanlardan gelenler bu araziden istifade etsinler için. كَمَا يَنْتَفِعُ بِهَا O araziyle intifa ettiği gibi مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Hazreti Ömer'in asrında, o fütuhat zamanında Müslümanların istifade ettiği gibi sonradan gelen nesiller de istifade etsin için Hazreti Ömer terk eyledi. Hala öyledir. Irak arazisi Beytülmal'ındır, erd-i haraçtır. Onun vergisi alınır. Bütün Müslümanlar ondan istifade ederler. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يَفْعَلْ فِي السَّوَادِ مَا فَعَلَ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ جَهَةِ مَا قُلْتُمْ وَلَكِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ جَمِيعًا رَضُوا بِذَٰلِكَ فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki فَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ Caiz ki olmuş ola Ömer'u radıyallahu anh Hazreti Ömer لَمْ يَفْعَلْ فِي السَّوَادِ Kufenin sevadında işlemiş olmadı مَا فَعَلَ işlediğini مِنْ ذَلِك Bu sizin dediğiniz meseleden yani araziyi haraca bağladı, gaziler arasında teksim etmedi. Bunu yapmış ola مِنْ جِهَةِ مَا قُلْتُمْ Sizin dediğiniz cihetten yapmış olmamış ola. Siz diyorsunuz ki gaziler arasında teksim etmedi de kendisinde ihtiyar var, onu araziyi haraca bağladı. Caiz ki Hazreti Ömer bu cihetten yapmış olmadı. وَلَكِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ جَمِيعًا Lakin Müslümanların hepsi, yani oradaki harp edenlerin hepsi رَدُوا بِذَٰلِكَ Buna razı oldular da onun için yaptı. Yani o birinci makale sahipleri diyorlar ki bir yer fethedilirse o arazi gaziler arasında teksim edilecek. Fakat Hazreti Ömer'in bu meselesi hakkında siz diyorsunuz ki teksim etmedi de araziyi haraciye yaptı. Bu sizin dediğiniz cihetten değil de belki Müslümanlara sordu. Onlar da razı oldular. Kendi haklarından tenazül ettiler. Onun için o araziyi haraca bağladı. Böyle olmuş olar. Bu da caizdir. Böyle caiz olursa öyleyse ikinci mezhebin davası sabit olmaz. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا رَدُوا بِذَٰلِكَ Onların buna razı olduğuna delil isterseniz o da var ki اَنَّهُ Hazreti Ömer radıyallahu anh جَعَلَ الْجِزْيَةَ عَلَى رِقَابِهِمْ Onların rekabelerini, cizyeyi vaz etti. Yani her şahıs cizye verecek dedi. Gayrimüslim'den cizye alınır ya, işte onlardan da cizye almayı kararlaştırdı. فَلَمْ يَخْلُ ذَٰلِكْ مِنْ اَحَدِ وَجَيْهِ Onların üzerine cizye vez etmek iki cihetten hali değildir. Bu iki ihtimali var. Niçin Kufa sevadına, köylerine, bütün nüfusuna cizyeyi vez etti? İki yol var. İki yolda muhakkak birisidir. Bu iki yolun birisi nedir? اِمَّا اَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَيْهِمْ Yahu cizyeyi onlara vaz etti, garibeten lilmüslimin, Müslümanların lehine bir vergi olarak. Onlar cizyeyi aldı, Müslümanlara verdi. Bir garibe olarak vaz etti. لَاَنَّهُمْ عَب۪يدٌ لَهُمْ Çünkü onlar Müslümanların köleleri oldular.
O ki orada orayı cebren fethetti, aldı. Onlar Müslümanların kölesi oldu. Yalnız o köleleri teksim etmedi de umumiyet itibariyle onları cizye vaz etti. Cizyeyi alıp Müslümanlara vermek için. Ya bunun için cizyeyi vaz etti. Ev yekûne ceale zâlike aleyhim. Yahut da o cizyeyi onların üzerine vaz etti. Kemâ yüc'alül cizyetü alel ehrâr. Hür olan adamlar üzerine de bazen cizye vat olunur. لِيُحْقَنَ بِذَٰلِكَ دِمَاءُهُمْ Onların kanları muhafaza olunsun diye. Köle olmaz da onları hür etti fakat cizyeyi vez etti. Öldürülecekti. Esirler öldürülür fakat öldürmek yerine cizyeyi verdi. Nitekim Resulullah Efendimiz Bedir esirlerini öldürelim mi bunlardan yoksa fidye mi alalım? Müşavere etti Hazreti Ömer radıyallahu anh, bunların hepsini öldürelim. Hem de herkes kendi akrabasını öldürsün. Kureyş kafirleri de bilsinler ki bu dava hak davasıdır. Bütün Araplar bunu görür, onun üzerine Müslümanlardan korkarlar. Hazreti Ebu Bekir de, ya Resulallah hayır, bunlardan fidye alalım, belki bunlar Müslüman olur, bunların sülalesinden de belki Müslümanlar gelir dedi. Müşavere ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'in reyini kabul etti. Fidyeye bağladı. İşte caiz ki bunlar da bu kabilden ola. Yani onları öldürmek icap ediyordu. Fakat Hazreti Ömer öldürmedi. Cizye'ye bağladı. Öyleyse cizye iki türlü, iki ihtimal üzerine onlara vez olunmuş oldu. Birincisi Müslümanların köleleri olduğundan kölesini cizye'ye bağladı. İkincisi hayır. Bunlar hür kılındı. Çünkü Hazreti Ömer onları hür kılmıştı. Kanlarını muhafaza için cizye vaz olundu ki yani öldürülmesinler de cizyeyi ödesinler. Fereyna kad ehmile nisa'uhum ve meşayihuhum. Peki bundaki delil ne? Delil Müslümanlar bunlara razı oldu. Bu iki ihtimalda diyor var ya, her iki ihtimalda da diyor cizye vez olunduğu vakitte kadınlara, ihtiyarlara cizye vez olundu mu, vez olunmadı. Biz gördük ki kedühmile nisahum. Bunların kadınları ihmal edildi. Onlara cizye vez olunmadı. Ve meşayihuhum. İhtiyarları da ihmal olundu. Ve ehlüz zemaneti minhum. Onlardan hasti olanlar, kütürüm olanlar, çalışmaya kudreti olmayanlar da ihmal edildi. Yani onlara cizye vez olunmadı. وَصِبِيَانُهُمْ Çocuklara da cizye vaz olunmadı. وَاِنْ كَانُوا قَادِر۪ينَ عَلَى الْاِكْتِسَابِ İstersen kesbe kudretleri olsa bile cizye vaz olunmadı. Çocuk mürahik olur yahut da ihtiyar ama çalışmaya kudreti olur, kadın ama çalışmaya kudreti olur. Böyle olsa bile, çalışmaya kudreti olsa bile bunlara cizye vaz olunmadı. Evet. وَاِنْ كَانُوا قَادِر۪ينَ عَلَى الْاِكْتِسَابِ Bu cizyeden müstesna olanlar kazanca kadir olsalar bile ekstere mimma yaktiru aleyhi ba'dul baliğ. Baliğlerin ekserisinin baliğlerden daha ziyade çalışmaya kudreti olan çocuklar bile istisna edildi. Çocuk ama baliğden daha iyi çalışıyor. Fakat öyleyken gene istisna edildi. Bu delil oluyor ki bu Müslümanların rızasıyla bunlara bu cizye vez'i iki şey için oldu. Ya köleler olduklarından yahut da kanlarını muhafaza için. فَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى أَحَدٍ مِمَّا زَكَرْنَا مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٍ Bizim bu zikrettiğimiz kimselerden hiçbirisine cizye vez olunmadı. Kadınlar, ihtiyarlar, hasteler, çocuklar. فَدَلَّ delalet etti. مَا بَقِيَ مِنْ ذَٰلِكَ Bunlardan baki kalan. Yani cizye ved olunanların haricinde kalanların veziyeti delalet etti ki ennemâ ol bir şey ki evcebe icap etti. Vacip kıldı. Hazreti Ömer onların üzerine vacip kıldı cizyeyi. Leyse li illetil milki. Milk illeti için değildir. Çünkü eraziyi onlara verdi de o milke bedel bu parayı verin. Bak bu delalet ediyor ki hayır eraziyi onlara vermemiş. O arazi mukabilinde onlardan cizye almıyor. Ya ne için cizyeyi almış? Ya onlar Müslümanların köleleridir. Bir adam kölesinden cizye alır. Veyahut da onların öldürülmesi icap ediyordu.
cizyeyi verirlerse öldürülmekten kurtarıyorlar, kanlarını muhafaza ediyorlar, yahut da bunun için idi. وَلَاكِنَّهُ لِعِلَّةِ الزِّمَّةِ Milk elleti değil, ha bir de bunlar zimmet, zimmet illeti oldu. Yani bunlar ehli zimmettir, Müslümanların hükmü altında yaşayacaklar. Kaide-i umumiye, zimmi olan cizye verecek. وَقَبْلَ ذَٰلِكَ Bundan evvel, yani bunların üzerine cizye vazinden evvel جَمِيعُ مَفْتَتَحَ تِلْكَ الْاَرْضِ O yerin cemi'u ma ul bir şeyin cemisi ki üftütihe fetholundi tilkeler duyur. Ahazahum zalike minhum. Hazreti Ömer hepsini aldı. Ganimet ne kadar varsa onları aldı. Delilun ala icazetihim. İşte bu delildir ki onlar caiz gördüler. O ra değil, za. Delilun ala icazetihim. Yani araziyi teksimden evvel ganimet. Ganimeti de Hazreti Ömer radıyallahu teala onlardan aldı. Halbuki ganimet şeylerin hakkı değil mi? Bazilerin hakkı değil mi? Benim için Hazreti Ömer alıyor. Diyor ki bu delalet ediyor ki ganimet şeylerin hakkı. Bazilerin hakkı. Fakat onlar razı oldular da Hazreti Ömer radıyallahu teala da ganimeti de aldı. Evet, ela icazetim onların cevaz verdiğine delildir. Neye icazet verdiklerine? Lima kâne Ömer'u fe'ale zâlik. Hazreti Ömer'in işlediğine onlar icazet verdi. Onlar razı olurlarsa mesele yok. Yoksa sizin dediğiniz gibi bir yer kahren, kılıç ile alınsın, imam da muhayyer olsun, böyle bir şey değil. Yoktur, muhayyerlik yoktur. Gaziler arasında teksim edecektir. Bu birinci makale sahiplerinin sözü. Sümme ra'eyna biz gördük ki sümme ra'eynahu biz Hazreti Ömer'i gördük ki vata alel ardi şeyen muhtelifen. O yeri onlara bıraktı fakat onların üzerine muhtelif bir şey kıldı. Muhtelif yani vergiyi araziye göre hepsini bir şekilde değil. Arazinin getirmiş olduğu varidat neyse ona göre muhtelif bir vergiler koydu. Favata ala ceribil kermi şeyen me'lumen. Üzüm bağı olan yerlere me'lum bir vergi koydu, haraç koydu. Ve vada ala ceribil hintati. Buğda ekilen yere, onun da ceribine başka bir vergi koydu. Şeyen me'lumen, me'lum bir şey. Ve ehmelen nehle. Hurmayı ehmal etti. Hurmaya şu kadar vereceksiniz demedi. Felem yâhuz minha şeyen. Hurmadan bir şey almadı. Yerden aldı, hurmadan almadı. Bunu da böyle gördük. Böyle gördük öyleyse فَلَمْ يَخْلُ ذَٰلِكَ مِنْ اَحَدِ وَجْهَيْنِ Hazreti Ömer'in bu şekilde yapması iki vecihin birisinden hali olmadı. Burada iki tarik oldu. Ne için? Üzüm olan yere haraç koysun. Buğda getiren yere haraç koysun. Hurma ağacı onlara bir şey koymasın. Öyleyse bunda da iki yol var. İmma en yekune ya olmuş ola melleke bihi bu sebeple temlik etmiş ola el kavme cemaate oranın ehline ellezine şul bir kavme ki kad sebete hürmetuhum onların hürmeti sabit oldu yani kendi elinde olmuş oldu onlara temlik etmiş oldu neyi bisimari aradihim kendi yerlerinin meyvesini onlara temlik etmiş oldu bu sebeple. Ya böyle ola, evet, vel ardu yer ise milkün müslimi, Müslüman, milkün zil müslimi, Müslümanların milkidir. Yani Hazreti Ömer radıyallahu teala bunlardan bu araziye vergi koydu. Ne demek istedi? Demek istedi ki bu yer Müslümanlarındır. Fakat bu yeri ekip biçeceksinizse buğda getiren yerden şu kadar vereceksiniz. Üzüm getiren yerden şu kadar vereceksiniz. Kurmaları da ihmal eyledi. Ya bunun için oldu. Yer Müslümanların fakat onlar evvelden kendisinin olduğundan o mezruati kendiler yetiştirmiş olduğundan dolayı onun bir hakkı var. Öyleyse onu mahsulünü al, mahsulün mukabilinde de bunu ver. Bu vergiyi ver. Ya böyle oldu. Ev yekûne ceale zâlike aleyhim. Yahut Hazreti Ömer o vergiyi, o haracı onların üzerine kıldı. كَمَا جَعَلَ الْخَرَاجِ عَلَى رِقَابِهِمْ
kendilerine çizgiyi vezettiği gibi. Onların kendilerinden bir çizgi aldı. Nasıl kendilerinden çizgi aldıysa yerlerinden de haraç aldı. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ الْخَرَاجُ Haracın olması caiz olmaz. Yeti bu vacip olur olmaz. اِلَّا فِي مَا مَلَّكَهُ İlla temlik ettiği şey de olur. لِغَيْرِ اَخْسِ الْخَرَاجِ Haracın ehsinin gayrisine. Haraç almaktan başka bir nükte var da onun için onlara o haracı kılmış oldu. فَيْنَ حَمَلْنَا ذَٰلِكَ عَلَى التَّمْلِكِ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ اِيَّهُمْ سَمَرَ النَّخْلِ فَيْنَ حَمَلْنَا Biz bunu iki hamil var ya, yani Hazreti Ömer o araziye vergi koydu. Bu vergiyi ne için koydu? Bunu dedik ya, ya yer Müslümanların, onlar mezruatı ekip biçecekler, mahsulat elde edecekler, onun karşılığında bu haracı verecekler. Yahut da yerin haracı. Kendileri çizgiye yerdi onların, fakat yerin haracını verecek. Bu ikisinden birisi. Öyleyse diyor, فَيْنْ حَمَلْنَا ذَٰلِكَ عَلَى التَّمْلِيكِ Temlik üzerine hamletsek ki yeri onlara verdi. Yeri değil, meyvesini. Temlik. مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ Hazreti Ömer tarafından temlik. اِيَّهُمْ onlara. Neyi? ثَمَرَ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ Hurmanın meyvesini, üzüm ağacının meyvesini, bunlar onlara temlik etti, onun mukabilinde aldı. Bima ceale aleyhim mimma zekerne. İşte onlar üzerine kılmış olduğu sebeple bizim zikrettiğimizden ki, yani o adamların kendi mülkleriydi. Fakat kendi mülklerini aldı, Müslümanlara mal etti. Fakat onun mukabilinde siz kaldıracağınız mehsuldan dolayı Müslümanlara şunu verin dedi. Buna hamledersek ise cu'ile fi'luhu zalik Hazreti Ömer'in bu fiili kılınır. Kad dahale dahil olmuş olur fi ma kad neha anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin nehyetmiş olduğu şeye dahil olur eğer Hazreti Ömer böyle yapmışsa. Böyle yapması Resulullah Efendimizin bir şeyden nehyetmiş idi, işte o şeye dahil olur. O da nedir? Peygamber Efendimiz nehyetmişti. مِنْ بَيْعِ السِّن۪ينَ وَمِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ Seneleri satıyor, vakıtları satıyor. Sen iki sene, üç sene şurayı ekmiş, bana şunu ver. Ne mukabili? Sene sene satılır mı? Zaman zaman satılmaz. Peygamber Efendimiz bundan nehyetmiş. Hani şimdiki hava parası gibi. Ben dükkanı icar tutmuş. Dükkan kendisinin değil. Diyor dükkanın icarını ver. Bir de ben hava parası ver. Hava parası ne? Dedim sen bunda kazanacaksan ya, işte onun parasını. İşte bu, beyüsinin bu. Sen gittin bir tarlayı icareye tuttun. Ötekine diyorsun ki ben bu tarlayı işte şu fiyata tuttum. Şu fiyata da veririm. Güzel. Bir de bana hava parası ver. Niye? Sen ekip biçeceksen ya. İşte beyüsinin, gelecek senelerin parası. Peygamber Efendimiz bundan nehyetmişti şimdi. Bunu Hazreti Ömer yapmış oluyor. Ne diyor? Müslümanların, yer Müslümanların olsun. Ondan sonra siz ekin biçin. Mahsulat kaldıracaksınız ya. Onun karşılığında da devlete şu kadar vergi verin. Bundan nehyetmişti Peygamber Efendimiz. Hazreti Ömer bunu yapmış olur. Ve min bey'i ma leyse indek. Senin elinde olmayan bir şeyi satıyorsun. Neye satıyorsun? Yer senin. Yer senin, öteki adam ekecek, biçecek, sen onun karşılığında vergi alacaksın. Ne mukabilinde alıyorsun? Hiçbir şey. Yani bunu demek istedi şimdi bunlar. فَاسْتَحَالَنْ يَكُونَ الْاَمْرُ عَلَى ذَٰلِكِ Öyleyse emir bu şekilde olmaz. Yani yer Müslümanların olsun, kaldıracakları mehsulattan dolayı da hükümete vergi versinler, bu muhal olur. وَلَاكِنَّ الْاَمْرَ عِنْدَنَا Bu birinci zümre diyor ki, emir bizim indimizde عَلَى أَنَّ تَمْلِيكَهُ لَهُمُ الْاَرْضِ Hazreti Ömer'in onlara yeri temliki اَلَّتِ اَوْجَبَ هَذَا عَلَيْهِمْ O temlik sebebiyle onlara bu haraç vacip oldu. فِي مَا قَدْ تَقَدَّمْ Geçen bahislerde okuduğumuz gibi عَلَى أَنْ يَكُونَ مِلْكُهُمْ لِذَٰلِكِ Milki haracı yiyin. Onların milki haracı oldu. Buna delalet eder. Yani onlar ona malik oluyorlar fakat harac olarak. Üşür değil de harac milki.
فَهَذَا حُكْمُهُ İşte bu bunun hükmü budur. فِي مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ Bu meselede onlara vacip olan haracın hükmü budur ki alınan haraçtır. وَقَبِلَ النَّاسُ جَمِيعًا مِنْهُ ذَلِكَ Nas da murat yani ordu. Ordu da bunu Hazreti Ömer'den kabul etti. وَاَخَذُوا مِنْهُ Hazreti Ömer'den aldılar. O ordu. مَا عَطَهُمْ Onlara verdiğini. مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ Bu ehli zimmetten alıp da onlara verdiğini onlar da kabul ettiler. Şimdi yani birinci mekale sahiplerinin demek istediği hulase şu ki bu yer teksime tabi idi. Gaziler arasında teksim edilecekti. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala orduyu razı etti. O ordu razı oldular. Bunu haraca tahvil etti. Milkiyetini onlara verdi. O ehli zimmete verdi. Onlardan da vergi almış oldu. Fakat bu neyle oldu? Onların rızasıyla oldu. Razı olmazlarsa olmaz. Buna getirmiş oldu. Binaenaleyh zamanımızda herhangi bir kafir memleketi fethedilse imamın hıyarı yok. İsterse haraç yapar, isterse teksim eder, yok. İlla teksim edecek. Ama orduyu razı ederse bu vakitte haraç yeri yapabilir. Yok ordu razı olmaz olmaz. فَكَانَ قَبُولُهُمْ Ordunun kabul etmesi oldu. لِذَالِكْ بُنِي İcazeten minhum onlardan icazet oldu dedi fiali Hazreti Ömer'in fialine. Bunlar razı oldular. Hazreti Ömer de o yeri haraç kıldı ve kendilerine de cizye vaz etti. Kalu yine bu birinci zümre dediler ki felihaza bunun için cealna biz kıldık. Ehli sevadi kıldık. Malikine le aradihim le ardihim. Yerlerine malik kıldık. Ve cealnahum biz onları da kıldık. Ehraren hür kıldık. Halbuki onlar hür değil, esir düşmüştüler. Hür kıldık bil elletil müteqaddime o tekaddüm eden illet sebebiyle. O da nedir? Yani Hazreti Ömer orduyu razı etti. İllet bu. Orduyu razı ettiğinden bunların erazıları haraciye oldu, kendileri de hür oldu. Ve kullaha da bunların hepsi innemâ kâne bi icazetil kavm kavmün icazetiyle oldu. Ordunun icazetiyle oldu. اَلَّذ۪ينَ شُلْ بِرْقَوْمْ كَغَنِمُوا تِلْكَ الْاَرْضِ O yeri ganimet olarak küffardan aldılar. Onların icazetiyle oldu. وَلَوْ لَا ذَٰلِكَ Eğer bu olmasaydı, onların icazet olmasaydı, لَمَا جَازَ Caiz olmazdı. O yeri onlara haraciye olarak vermek caiz olmazdı. وَلَكَانُوا Onlar olurdular. عَلَى مِلْكِهِمْ Milkleri üzerine olurdular. وَلَكَانُونَ zemiri nereye raci? Ordu. Ordu olurdu. اَلَا مِلْكِهِمْ Onların mülkü üzerine. Yani onu almışlar, kendi hakları olurdu eğer razı olmasalar. قَالُوا yine birinci zümre dediler ki فَكَذَٰلِكَ نَقُولُ Yine böylece deriz. كُلُّ اَرْضٍ Her bir yer ki. Böyle yer ki مُفْتَتَحَةٍ Fetholunmuş. عَنْوَةً قِلِجِلَ Gasten fetholunmuş. فَحُكْمُهَا onun hükmü اَنْ تُقْسَمَ teksim olunmaktır. O yer teksim olunacak. كَمَا تُقْسَمُ الْاَمْوَالُ Ganimetler nasıl teksim olunursa o da öylece teksim olunacaktır. خُمْسُهَا لِلّٰهِ Beşte biri Allah içindir. وَاَرْبَعَةُ اَخْمَاسِهَا Beşte dördü de لِلَّذ۪ينَ فْتَتَحُوهَا O yeri fethedenler içindir. لَيْسَ لِلْاِمَامِ İmam için caiz olmadı. Men'uhum orduyu men etmek min zalik bunda. Yani orayı ganimet olarak alanların elinden almak, onların hakkına tecavüz etmek kumandanın imamın selahiyetinde olmadı. İlla en tatibe enfusul kavmi biterkiha. İlla orayı fetheden adamların nefsi tıb olursa, razı olurlarsa bu vakitte caiz oldu. Kema tabet enfusul lezine Şöyle bir kimselerin nefsi tıb olduğu gibi ki iftetahü sevad sevadi fethettiler. Kufe'nin arazisini fethedenlere razı oldukları gibi kalpleri tıb olduğu gibi kime? Li Ömer'e, Hazreti Ömer'e bir mazekene zikrettiğimiz sebebiyle. Yani imamın selahiyeti dahilinde değil. Hazreti Ömer onu cebren teksim etmemiştir. Onların rızasını almış. Ondan sonra orayı haraciye yapmıştır. Öyleyse şimdi bu
فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ demişti ya dersin başında, oradan buraya kadar onların etirazını beyan ediyor. Birinci zümrenin getirmiş olduğu etiraz. O onu uzun uzadıya beyan ettiği. Şimdi ikinci zümrenin bunlara vereceği cevap var. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَر۪ينَ عَلَيْهِمْ. İkinci zümrenin bunlar üzerine olan cevabındandır. اَنَّا نَعْلَمُ. Cevap da diyor ki biz biliyoruz ki اَنَّ اَرْضَ السَّبَاتِ كُفَى رَزِسِ لَوْ كَانَتْ كَمَا زَكَرَ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى. O birinci makale sahiplerinin dediği gibi olsaydı لَكَانَ قَدْ وَجَبَ ف۪يهَا. O arazide vacip olmuş olurdu. خُمُسُ اللّٰهِ. Allah'ın humusi. Beytül Mala geliyor ya. O humus vacip olurdu. بَيْنَ اَهْلِهِ. Onun ehli arasında. Yani o sevadi kufeye malik olanların arasında mehsulatından humus alınacak olurdu. اَلَّذ۪ينَ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَهُمْ. Madem siz diyorsunuz ki arazi alındı, arazide ganimet alan ordunundur. Öyleyse burada bir de bir hakkullah vardır. Orduya taksimden evvel beşte birisi hakkullah'tır. O çıkacak, gerisi de gazilerin olacak. Gaziler kendi haklarını tıbbi nefisleriyle Hazreti Ömer'e tenazül ettiler. O da haracı oldu. Ya humus nereye gitti? Arada kaldı humus. Hani humus var mı? Humus yok. Vakat alimna, biz bildik ki ennehu la yecuzu lil imam. İmama caiz olmaz. En yece'ale zâlikel humuse. O humusu kıra. Ve la şey'en minhu. Yahut da humusten. Ne humusun tamamını ne de humusten bir cüzünü kıra. La ehli zimmete. Millere verdi. Çalışın kazanın haraç verin. Ya humus nereye gitti? Haraç kullanmıyor mu? Yok haraç başka. Haraç onlara veriyor araziyi ve o araziyi o işlettiğinden dolayı dariba alıyor. Bir yer alındı mı onun beşte biri beytül malın. Şimdi gazilerin hakkı dörtte üç. Bunlar diyorlar ki dörtte üç gazileri memnun etti Hazreti Ömer radıyallahu teala. Onların rızalarıyla ehli zimmete verdi. Peki humusi ehli zimmete vermek caiz değil. Humus beytullahın beytül malın hakkıdır. Onu iman veremez. Bir cüzünü de veremez. Ha, bu nereye gitti? Ha, demek ki anlaşılıyor ki bu birinci makale sahiplerinin dediği gibi değil. Bunların dediği gibi olsaydı bir de bir humus var idi. Humus alınır, gerisi de onların olurdu. وَقَدْ كَانَ اَهْلُ السَّوَادِ. Ehli sevad oldu. اَلَّذ۪ينَ قَرَّهُمْ عَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ. Hazreti Ömer onları ki ikrar etti. سَارُوا اَهْلَ الزِّمَّ. Ehli zimme oldular. Arazilerini kendilerine verdiler. Fakat Hristiyan dininde kaldılar onlar. Ehli zimmet. وَقَدْ كَانَ السَّوَادُ بِأَسْرِهِ. Kufe arazisinin de hepsi oldu. فِي اَيْد۪يهِمْ. Onların ellerinde oldu. Yani beşte biri Beytülmal'ın, beşte dördü de onların elinde olsa o vakitte dava doğruydu. Öyle de değil. Hepsi onların elinde kaldı. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ. Bununla sabit oldu ki اَنَّمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ. Hazreti Ömer'in bu işte yapmış olduğu şey كَانَ مِنْ جِهَتٍ. Bir cihetten oldu. Hangi cihetten? غَيْرِ الْجِهَتِ اللَّتِ زَكَرُ. Onların zikrettiği cihetten değil de başka bir cihetten oldu. Onların ciheti neydi? Onların ciheti ne dediler? Bu ganimlerin hakkıydı. Hazreti Ömer onların rızasıyla aldı, onların hakkını zimmilere verdi. Öyleyse Beytülmal humus meselesi ispat ediyor ki yok, onların dediği gibi değil. Başka bir cihetten Hazreti Ömer bunu yapmış. Ve huve, o başka cihette nedir? Ala ennehu, şu şey üzerine ki lem yekun vecebe lillahi azze ve celle fi zalik humus. Orada humus vacip olmadı da onun için Hazreti Ömer böyle yaptı. Humus vacip olsa humusten tenazül etme hakkı yok Hazreti Ömer'e. Humus vacip olmamış. Niye? Hazreti Ömer ganimlere vermedi ki. Ne dedi? Ben bu yeri fatihlere vermiyorum dedi. İmamın selahiyeti dahilinde. İsterse taksim eder, isterse erdi haraciye verir, onlara hiçbir hak vermez. İşte bu, onlara hiçbir hak vermediğinden humus vacip olmadı. وَكَذَٰلِكَ مَا فَعَلَ ف۪ي رِقَابِهِمْ.
Onların rekapları hakkında işlediği de böyledir. Niye? Onlar aldılar. Esirler onların hakkı değil mi? Ganimlerin. Beşte biri beytül malın, öteki ganimlerin. Onları, esirleri alıp satacaklar. Satıp parasıyla istifade edecekler. Halbuki Hazreti Ömer onların hepsini hür bıraktı. Dedi ki cizyeyi verin, siz hürsünüz dedi. Hani burada da onların rızasını aldı mı? Almadı. Demek ki onlar humus yok. Öyle bir şekilde yaptı ki humus vacip olmadı. Femenne aleyhim. Onlara o küfe halkına ihsan etti. Ben akarrahum fi aradihim. Onları arazilerinde ikrar etti. Herkesin kendi elindeki arazi kendisinindir dedi. Aradihim. Bu usta aradine. Aradinehum zemirine muzaf olduğunda nun düşmüş. Aradinehum aslı. Ve neferrikke minhum. Rikki de onlardan nefyetti. Şimdi bunları köle ise bu ganimler bu köleleri götürüp satacaklar. Yer bomboş kalacak. Kim ekecek, kim biçecek? Onun için dedi ki hayır hepiniz hürsünüz, yalnız cizye verin dedi. Ve evcebel haracı aleyhim. Haracı vacip kıldı. Fî rikâbihim ve aradihim. Hem kendi nefislerinde hem arazılarında haracı vereceksiniz. Kendi nefislerinden dolayı verdikleri haracın ismi cizye. Bir adı cizye. Fakat arazi üzerine verilen vergi de harac. Femeliku, onlar malik oldular. Bizalik, bu sebeple aradihim, kendi arazilerine malik oldular. وَنْتَفَرِّقُ اَنْ رِقَابِهِمْ Kendi rikaplarından da kölelik müntefi oldu. Yani ehli zimmet oldular. Arazileri kendilerinin hür, yalnız haracı ödeyecekler, cizyeyi ödeyecekler. فَسَبَتَ بِذَٰلِكُ Bununla sabit oldu ki اَنَّ لِلْاِمَامِ İmam için caizdir اَنْ يَفْعَلَ هَذَا Bunu işleye bima bir arazideki اُفْتُتِحَ عَنْوَةً Kasten fethedilen, cebriler fethedilen bir memlekette imam böyle yapması caizdir. Fenefa an ehliha, Hazreti Ömer o ehlinden, sevadın ehlinden nefyetti, rikkel müslümin, Müslümanların esir almasını. Ve an aradihim, onların yerlerinden de nefyetti, milkel müslümin, Müslümanların mülkü, Müslümanlar buna malik değil. Ve ehli zimmet, kendi arazılarına malik ve kendileri de hür. Ve yucibu zalik li ehliha. Hazreti Ömer vacip kılmış oldu zalik bunu li ehle, onun ehline haracı da vacip kılmış oldu. Ve yedavu aleyhim, onlar üzerine de vez etti ma yecibu aleyhim vad'u. Onlara vez edilmesi ne vacip ise onu da vez etti, yani cizye ile harac. Minel haracı haraçtın kema feal Ömer radıyallahu ta'ala Hazreti Ömer'in yaptığı gibi bi hadreti ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in eshabi huzurunda böyle yapmış olduğundan gelecek halifelere de bir yol oldu. Ondan sonra artık memleketler büyüdü, fütuhat başladı ve Hazreti Ömer'in bu kaidesini tatbik ettiler. Daima herhangi memleket ki Müslüman olurdu, onları arazilerini haraca, kendilerini cizyeye bağlardılar, serbest herkes kendi arazisinde çalışırdı. واحتج عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك بقول الله عز وجل. Şimdi Hazreti Ömer'e karşı gelenler oldu bu meselede. Dün söylediğim gibi Hazreti Bilal karşı geldi ve bir cemaat onunla beraber karşı geldiler ki illa taksim edeceksin. Küfe'nin arasını taksim edeceksin. Hazreti Ömer ashab-ı kiramla müşavere etti, kendi fikrini beyan etti. Ashab-ı kiram kabul ettiler. Yalnız Hazreti Bilal ve cemaati kabul etmedi. Hazreti Ömer nereden delil getirdi? Diyor ki vehtecce Ömer. Hazreti Ömer delil getirdi. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli şerifiyle estaizu billah. Ma efa Allahu ala rasuli min ehlil kura felillahi velil rasuli velizil kurba vel yetama vel mesakini ve ibn-i sebil. Ma ul bi şey ki efa Allahu Cenab-ı Hak ganimet olarak verdi ala rasulihi rasuluna. O da neden min ehlil kura, ehli kuradan, yani almış olduğu memleketlerden. Felillahi velir rasul, Allah ve Resulü içindir. Velizil kurba, bir de Peygamber Efendimiz'e garabet olanlar içindir. Vel yetama vel mesakin, yetimler içindir, miskinler içindir. Ve ibn-i sebil, bir de yolcular içindir. Bunların hakkı vardır bunda.
Sümme kâle. Sonra Cenab-ı Hak buyurdu. Lil fukarâil muhacirîn. Fukarâil muhacirinin de hakkı vardır bunda. Kim dahil olur buna? Fe edhalehum ma'hu. Peygamber Hazreti Ömer onları da ithal etti. Bak Cenab-ı Hak fukarâil muhacirîn'i buyurdu. Mekke'den hicret etmiş Medine'ye gelmiş fakat fukara. Onlar yukarıki beş zümreden değil ama fakirlik dolayısıyla onların da ayrıca bir hissesi var. Gerçi onlar mesakin zümresine dahil olurlar fakat miskinle fakir arasında bir fark var. Bunda da ihtilaf var. Bizim mezhebe göre miskin hiçbir şeysi yok. Fukara var, mali var da kendisine kifayet etmiyor. Ya İmam-ı Şafii'de de bunun tersinesi. Sümme kâle. Sonra Cenab-ı Hak buyurdu. Estaizu billah. Vellezîne tebevvüddâre vel îmâne min kablihim. Vellezîne şul bir kimseler ki tebevvü hazırladılar. Eddâre yeri. Vel îmâne imâne min kablihim. Bunlardan evvel. Muhacirler gelmezden evvel kendi yerlerini hazırladılar. İman ettiler ve onlara da yardımcı oldular. Öyleyse ensar bu da. Yürüydü bizâliken ensar. Cenab-ı Hak bununla da Ensari murad etti. فَاَدْخَلَهُمْ مَعْهُمْ Ensari de bunlara Hazreti Ömer ithal etti. Dedi ki ayet-i kerime mucibince bunların da hakkı var. سُنَّ قَالَ Sonra Cenab-ı Hak buyurdu. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Bir de bunlardan sonra gelen adamların da hakkı var. Şimdi fukara-i muhacirin Ensar zikredildi. Evvelden de zaten beş zümre zikredildi. Bir de bunlardan sonra gelenler için Cenab-ı Hak bir nasip veriyor. Öyleyse فَاُدْخِلَ ف۪يهَا جَمِعُ مَنْ يَج۪ي مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ Bunlardan sonra gelen müminlerin hepsinin o ganimete duhuli var. Onların da hissesi var. Hazreti Ömer bunun istidlal etti ki sizden sonra gelecek Müslümanların da bu aldığınız yerlerde hakları var. Felil imam, imam için caizdir en yef'ale zalik, bunu işleye. Ve yada'ahu onu vat'ede, heysu ra'a vat'ahu. Ne şekilde yapılacaksa, nereye verilecekse o şekilde yapılması imamın hakkıdır. Fîmâ semmâhullâhu fî hâdî sûre. Bu surede Cenab-ı Hakk'ın tesmiye etmiş olduğu, bu zümreler arasında istediği gibi yapar. İmamın selahiyeti vardır. Hazreti Ömer bu ayetle istidlal ederek dedi ki şimdi ganimlere verecek olursak ondan sonra gelenler mahrum olacak. Hayır, ondan sonra gelenler de mahrum bırakmayalım dedi. Orayı haraca bağladı. Fesebete bimâ zekerna, bizim zikrettiğimizde sabit oldu. Mâ zehebe ilihi Ebu Hanife ve Süfyan ve huve kavli Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhi. İşte İmam Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri'nin mezhebi bununla sabit oldu. Onlar böyle dediler ya. İmamın selahiyeti hakkındadır. İsterse teksim eder, isterse haraca keser. Öyleyse bu surette yaptığımız izah sebebiyle Hazreti Ebu Hanife'nin ve Süfyan-ı Sevri'nin davası sabit oldu. Ebu Yusuf ve Muhammed'in kavulleri de budur. Sizin burada imam şey yapabiliyor mu? Humusu gene kendi selahiyetine... Daha humus yok ki orada. O zaten hepsi humuse gidiyor. Geri de var mı ya? Yani burada ne diyor? İmam kendi selahiyetidir. Yani ister haraca var, isterse şey yapar. Eğer gaziler arasında teksim ederse humusu alır. Humusu Beytülmal'ın, gerisi de o gaziler arasında. Yok. Haraca bağlarsa zaten Beytülmal'ın oldu. Daha humus yok. Hepsi Beytülmal'ın. Haraca bağladı. Onlardan almış olduğu vergi Beytülmal'a koyuyor. Hepsi Beytülmal'ın oldu. Beytülmal'dan da Müslümanların hepsine sarf edecek. Zaten Hazreti Ömer onu düşündü ki Beytülmal kuvvetli olacak. Çünkü evvelden harbe gidenler herkes kendi erzakını, silahını alır gider. Bitti, o kadar. Yani devlet olarak yok. Bir devlet giden adamlara yardım etsin yok. Yalnız zenginler fakirlere yardım ederdi, o kadar. Hazreti Ömer zamanında büyüdü. Ordu çok, gelen çok. Ondan sonra Beytülmal da büyüklü, kuvvetli bir mal olacak ki gelen orduyu müsellah yapasan gönderesin. Sonra o askere giden adamların çolukları, çocukları geride kalıyor. Onlara kim bakacak? Devlet bakacak. Devlet nereden alacak? İşte devletin mali yok. Harç her vakit olmaz ki. Mesela ganimler aldı bir memleketi, kendi aralarında teksim ettiler. Ötekini aldılar, teksim ettiler. Ötekini aldılar, teksim ettiler. Geride kalanlar nereden yiyecek?
onların alınmış oldukları yerler, ganimetler kendilerine oluyor. Ya devlet, devletin geride o kadar işleri var. Onları kim yapacak? Onlar nereden yiyecek, nereden içecek? Hazreti Ömer düşündü ki yok, bu olmaz. Ne yapalım? Alınan yerleri haraca bağlayalım. O haracın parasıyla devlet kuvvetli bir devlet olur. İstediği tarafı, istediği yardımı yapabilir. Bunu ashab-ı kiramla müşavere ettiler. Buna karar verdiler. İşte Hazreti Bilal bunu kabul etmedi. Bir sene Hazreti Ömer'i sallandırdı. Hazreti Ömer aleyhlerinde beddua etti. Ya Rabbi, Bilal'i ve cemaatini sana havale ediyorum dedi. Ay. Bir sene zarfında hepsi vefat ettiler. Hiç kimse kalmadı. İşte onlar diyorlar, hayır. Onların iştahı öyle. İlla teksim edeceksin diyorlar. Halbuki Hazreti Ömer, ashab-ı kiramı topladı, müşavir etti ki bak Peygamber Efendimiz, Heyber'in erasının bir kısmını teksim etti, bir kısmını teksim etmedi. Ne etti? Yahudilere ortağa verdi ki Beytül Mal'ın olduğu. Biz de böyle yapalım. Ashab-ı kiram kabul etti. Başta Hazreti Ali olduğu halde kabul ettiler. Fakat Hazreti Bilal ve onun birkaç cemaat onlar kabul etmediler. Onları da incitmek istemedi. Cenab-ı Hakk'a havale etti. Cenab-ı Hak da aranızda ihtilaf olmasın. Bunlar vefat ederler, sizin yolunuz açık olsun gidin. Fîne ihtecce fî zâlike muhteccûn. Şimdi geldi mi? Peki. Vallahu teâlâ âlem ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala âli ve sallallahu aleyhi ve sellem. Gerisi zaten bir ders olur. Bismillahirrahmanirrahim. Fîne ihtecce fî zâlike muhteccûn. İhticac eden bir adam, hüccet getiren bir adam, hüccet getirse neyi? Bima haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Bize Muhammed ibn Huzeyme'nin rivayet eylemiş olduğu hadisi hüccet getirse. Kale haddesena Yusuf ibn Adiyyin, kale haddesena ibnül Mübarek, an İsmail ibn Ebi Halid, an Gays ibn Ebi Hazim, kale. Evet, sened ile Gays ibn Ebi Hazim'den rivayet ediyor. İmam-ı Tahavi kâle, Kays dedi ki lemma vefede Cerir ibn-i Abdillah ve Ammar ibn-i Yasir. Cerir ibn-i Abdullah ile Ammar ibn-i Yasir vefd olarak gittiler. Fî ünâsin minel müslimîn. Müslümanlardan bir takım cemaatle beraber. İlâ Ömer ibn-i Hattab, Hazreti Ömer'e. Yani Kufe'den vefd olarak gitmişler. Kufe erazisinin davasını halletmek için. قال عمر لجرير حضرت عمر رضي الله عنه جرير dedi ki ya Cerir والله لولا اني قاسم مسؤول ben Allah'a yemin ederim ki eğer ben mesul olan bir taksim edici olmasaydım, yani ben bunu taksim ediyorum, bu taksimden de mesul benim, eğer böyle olmasaydı, ben mesul olmasaydım, لَكُنْتُمْ عَلَى مَا قَسَمْتُ لَكُمْ size nasıl teksim ettimse onun üzerine olurdunuz. وَلَكِنِّي اَرَى lakin ben görüyorum ki اَنْ اَرُدَّهُ بَعَرَزِي reddedeyim عَلَى الْمُسْلِمِينَ Müslümanlara reddedeyim. فَرَدَّهُ onun üzerine de reddetti. Kim diyor bunu? Bunu Kays ibn Kays diyor ki, Kays ibn Ebi Hazim diyor ki Hazreti Ömer'e geldiler. Bir vefid geldi Kufe'den. Kufe erasını teksim etmiş. Şimdi bu rivayete göre Hazreti Ömer teksim ettikten sonra orduya, ondan sonra bunların elinden almak istemiş. Onlar da buna razı olmamışlar. Hazreti Ammar, Hazreti Cerir ve bir takım cemaatle beraber bir cemaat göndermişler. Bir vefid göndermişler ki gidin Emirül Müminine reca edin, bizim elimizden almasın. Onlar da gelmiş reca etmişler. Hazreti Ömer diyor ki ben bu teksimden mesulum. Eğer mesul olmasaydım terk ederdim sizin elinizle. Fakat bu teksimden dolayı ben mesulum. Benim fikrime göre bu arazi orayı fetheden gazilere değil de Müslümanlara ait olması lazım. Onun için onlardan aldı, Müslümanlara vakıf yaptı. Şimdi bu hadisle istidlal ediyor birinci firka. Diyorlar ki bak, bundan anlaşılan neymiş? Gaziler arasında teksim etmiş. Bunu delil getirirse ve kâne rub'us sevâdi li cebîlete. O arazinin dörtte biri Cebîle kabilesiydi. Yemen'den bir kabile. Cebîle ki Hazreti Cerir de onlardan.
فَأَخَذْنَاهُ سَلَاسَ سِنِينَ Yok. فَأَخَذَهُ مِنْهُمْ Hazreti Ömer onlardan aldı. وَاَعْتَاهُمْ Onlara da verdi. 80 دِينَارًا 80 altın verdi. 80 altın adam başına. Yani onları verdiği. Herkesin ne kadar hissesi varsa o cebile kabilesine vermişti arazinin dörtte biri. Ondan sonra 80 altın verdi. Hisselerini aldı. Beytul mala vakfetti. İkinci bir hadis daha getiriyor. Haddesena Fatun kâle haddesena ibnül Esbahaniyyü. Kâle akberena Ebu Üsamete kâle haddesena İsmail'u an Kays'in an Cerir'in. Yine Hazreti Cerir'den Kays rivayet ediyor. Kays ibn Ebi Hazim. Kâle kâne Ömer'u Hazreti Ömer uldi. Kat a'ta becilete. Becileye verdi. O yukarıdaki cebile demiş o da yanlış. O da becile olacak. Becilete becileye verdi. Rub'a sevat. O arazinin sevat denilen arazinin rub'ünü verdi. Fe'ahaznahu. Hazreti Cerir diyor ki biz onu aldık selasesini 3 sene. 3 sene o arazinin hakkını biz aldık. Becile kabilesine vermişti. Sonradan Becile'den aldı Beytülmal'a verdi. O cebile değil. Becile onu tasih edin. Yukarıdaki. Li Becile. Cimden evvel bir bay yapın. Becile. Fevaf, evet. Fevafede ba'de zalike cerirun ila Ömer. 3 sene, bu sonki ikinci hadis-i şerife göre diyor ki, Hazreti Cerir diyor ki, biz 3 sene bunu aldık. Ondan sonra Hazreti Cerir vefd olarak Hazreti Ömer'e gitti. Ve ma'hu Ammar ibn Yasir. Onunla beraber Hazreti Ammar da var idi. Fekali Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer onlara dedi ki vallahi Allah'a yemin ederim ki levla enni kasimin mes'ulun ben mes'uliyeti mes'ul olan bir teksim edici olmasaydım leterektüküm ben sizi terk ederdim ala ma kuntu a'titüküm size vermiş olduğum hal üzerine fe ara ben görüyorum enne ruddehu bu araziyi reddedelim alel müslümin müslümanlara reddedelim müslümanların olsun. Hazreti Ömer diyor. Fefeale bunu da işledi. Onlardan aldı, ganimlerden aldı, Müslümanlara reddetti. Yani bütün Müslümanlara vakfetti. Kale, Cerir diyor ki, feecazeni bana ve arazi hakkımı aldığından dolayı verdi Ömer, Hazreti Ömer bi semanine dinaren. Bana mükafat olarak aldı ya ondan onun hissesini 80 altın verdi. قالوا bu birinci zümre sahipleri dediler ki fahada işte bu veka Hazreti Cerir'in rivayeti yedullu delalet eder ala enne Ömer'e Hazreti Ömer kad kâne kasemes sevâde beynen nas bu Küfe razısını nas arasında teksim etti buna delalet eder sümme erdâhum ba'de zâlik sonra onları irda etti razı kıldı bimâ âtâhum onlara vermiş olduğu parayla onları razı kıldı, onların hisselerini aldı. Ala en yaude lil müslimin Müslümanlara menfaati raci olsun diye onlardan aldı. Yani bu hadisi şeriften bu birinci cümle istidlal ediyor ki imamın araziyi doğrudan doğru harece kesmeye salahiyeti yok. Araziyi ganimler arasında teksim edecek. İşte Hazreti Ömer de öyle yaptı. 3 senede bu hal üzerine devam etti. Sonra Hazreti Ömer düşündü, darşındı, dedi ki yok, gelecek nesiller bu arazadan istifade edemez. Onlara para verdi, hisselerini aldı, Beytülmal'a vakfetti. Bu hadis-i şeriften anlaşılan parayla alınmış. İmamın selahiyeti yok. İmam ganimler arasında teksim etmiş, fakat Hazreti Ömer parayla almış, vakfetmiş olabilir. Öyleyse ikinci kavle sahip olanların aleyhine oldu bu hadisler. قِيلَ لَهُ böyle itiraz eden adama, hüccet getiren adama denilir ki مَا وَالْبِشَيْكِ يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيسِ bu hadisin delalet etmiş olduğu şey ظَاهِرُهُ bunun zahiri عَلَى مَا زَكَرْتُمْ sizin zikrettiğiniz veç üzerine ona delalet eder hadisin zahiri ki Hazreti Ömer gaziler arasında teksim etmiş sonra onlardan satın almış parayla vakfetmiş
Hadisin zahiri buna delalet eder. Velakin yecuzu en yekun Umar radıyallahu anh. Caiz ki Hazreti Ömer olmuş ola fe'ale min zalik ma fe'ale. Bu işten işlediğini işlemiş ola fi taifetin mine sevat ve arazıdan bir kısmında. Hazreti Ömer bunu yapmış. Fakat bu ümmet arasında değil ki. Siz kendiniz diyorsunuz ki Hazreti Ömer Becile kabilesine rüb'ünü vermişti. Sevadın rüb'ünü. Demek ki o rüb'ü hakkında yapmış bunu. O rüb'ünü teksim etmiş, sonra onlardan da satın almış. Fece'alaha li Becilete. O sevadın rüb'ünü Becile'ye taksis etmişti. Sümme ahaze zâlike minhum. Sonra Becile'den satın aldı. Lil Müslümin, Müslümanlar için satın aldı. Ve avvadahum minhum. Bu araziye bedel de onlara ivaz verdi. İvaden min malil Müslümin. Müslümanların malından ivaz verdi. Yani beytül maldan verdi. Onların hisselerini aldı. Araziyi beytül mala taksis etti. Fekânet oldu. Tilket taifetülleti. Şol bir taife ki cera fîhâzel fi'lu lil Müslümin. Müslümanlar için bu fiil cereyan etti. İşte o arazinin bir kısmı böyle oldu. Bima avvada Umaru ehleha ma avvadahum minha. Hazreti Ömer radıyallahu teala an arazilerini aldı, onlara ivez olarak verdi. Min zalik, bu Kufe'nin sevadından. Ve ma baqiya ba'de zalik min es-sevad. Bu evvelkiler böyle oldu. Fakat bakiye kalan ellerinden bir kısmını aldı, onların ivezini verdi. Peki teksim etmemiş diğer kısmı selaset verba kaldı. Yani dörtte üçü. Bu ise diyor فَعَلَى الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ بَيِّنَّا. Bizim beyan ettiğimiz hüküm üzerinedir. فِي مَا تَكَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. İşte bu babdan tekadüm etti. Biz bunu beyan ettik ki bu öteki kısmı böyle değil. Doğrudan doğru haraç arazisi yapmış Hazreti Ömer. Bu beyandan, yani buna verilen cevap diyor ki sevat denilen yerin dörtte birisini Becile kabilesinde gaziler arasında teksim etmiş. Dörtte üçünü de doğrudan doğru haraca bağlamış. O Becile'den de sonra onu da satın almış. Onları razı etmiş, satın almış. Hepsini haracı yapmış. Ve levla zalik. Eğer bu böyle olmasaydı lekânet erdü sevat. Sevat, erdü sevat olurdu. Arda üşrin, erdü üşür olurdu. Ve lem yekün erdü haraç olmazdı. Sizin dediğiniz gibi bütün Kufe arazisi gaziler arasında teksim edilmiş olsaydı buna erdi üşür derler. Onlardan üşür alınması lazım gelir idi. Halbuki Kufe arası erdi üşür değillerdi, haraçtı. Demek ki teksim olunmamış. Yalnız dörtte birini teksim etmiş Hazreti Ömer. Zaten mesele ihtilaf yok aldı. Onu da sonra tekrar onların elinden almış, parasını vermiş, hepsini erdi haraç yapmış. Bunların bu deliline böyle cevap verdi. فَيْنِ اِحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ. Bu mesele hakkında bunlar delil getirseler. Neyi? بِمَا حَدَّسَنَ اِبْنُ اَب۪ي دَاوُدُ. İmam-ı Tahavi'nin İbn-i Ebu Davud tarikiyle rivayet etmiş olduğu hadisi delil getirirlerse. قَالَ. İbn-i Ebu Davud dedi ki حَدَّسَنِ عَمْرُ بْنْ عَوْنِ. قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَعِيلِ اَنْ اِسْمَعِيلِ بِنْ اَنْ اِسْمَعِيلَ بِنْ اَب۪ي خَالِدِ اَنْ قَيْسِ بِنْ اَب۪ي حَازِبِ. Kays ibn Hazim'den rivayet ediliyor ki قَالَ جَاءَتْ اِمْرَيَةٌ مِنْ بَجِيلَةَ اِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ فَقَالَ. Becile kabilesinden bir kadın Hazreti Ömer'e geldi ve dedi ki اِنَّ قَوْمِي رَدُوا. Benim kavmum razı oldular. مِنْكَ سَنْدَ مِنَ السَّوَاتِ. O sevattan Kufe arazisinden kendi hisseleri mukabilinde arazılarını verdiler, ivazını senden aldılar, razı oldular. Bima, bir şeyle razı oldular ki lemerde ben razı olmam. Onlara 80'er dinar verdi. Onlar 80'er dinarla razı oldular. O kadın dedi ki ben 80 dinara razı değilim. Hatta temle kefi zehebe. Hatta avucumu altın dolduracaksın dedi. Avucumu altın dolduracaksın bir. Ev cemeli taamen. Yahut da bir erkek devem var, ben onu taamından dolduracaksın. Yani o yük hep taam olacak. Yani 80 dinara razı olmadı, fazla istedi. El kelamen hâze me'nâhu. Yahut da buna benzer bir söz söyledi, diyor.
فَفَعَلَ ذَٰلِكَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Hazreti Ömer de o kadına, bir kadının dediğini yaptı. Yani ya avucun altın doldurdu, yahut da devesini bütün erzakla doldurdu. Yani kadını razı etti. Bunu delil getirdi birinci zümre ki bak, bu araziyi Hazreti Ömer radıyallahu teala teksim etmiş, sonradan ellerinden kendi rızalarıyla satın almış. Baksana, kadın razı olmadı, 80 dinara kadını razı etti. Öyleyse arazi teksim olmuş. قِيلَ لَهُمْ Onlara denilir ki, ذَٰلِكَ اَيْذَا Sizin getirmiş olduğunuz bu hadisi şerif de اِنْدَنَا Bizim indimizde وَاللّٰهُ عَلَمْ Allah daha ziyade bilir. بِالْجُزْءِ اللَّذ۪ي كَانَ سَلَّمَهُ عُمَرْ لِبَج۪يلَ Bu muamele oldu hangi cüzde? Becile kabilesine vermiş olduğu cüzde. Dörtte birini vermişti ya. İşte bunda oldu. فَمَلِكُوهُ Ben Becile'ye verdim. Becile kabilesi o araziye malik oldular. ثُمَّ اَرَادَ اِنْتِزَاعَهُ مِنْهُمْ Sonra Hazreti Ömer onlardan o araziyi ellerinden almak istedi. بِطِيبَ اَنْفُسِهِمْ Kendi nefislerinin tıbiyle. فَلَمْ يُخْرِجْ حَقَّ تِلْكَ الْمَرْأَ O yukarıda ismi geçen kadının hakkını ihraç etmedi. مِنْهَا وَاَرَازِدَنْ اِلَّا بِمَا تَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا İlla kadının nefsi tıb olarak ihraç etti. Yani kadın razı oldu, o kadının da arazisini aldı, Beytul Mal'a vakfetti. فَاَعْتَاهَ اُمَرُ Hazreti Ömer o kadına verdi, مَا تَلَبَتْ Kadının istediğini. Hatta رَضِيَتْ Hatta kadın razı oldu. فَسَلَّمَتْ Kadın da teslim etti. مَا كَانَ لَهَا مِنْ ذَٰلِكُ وَاَرَازِدَنْ Kendisi için olan hakkı teslim eyledi. كَمَا سَلَّمَ سَائِرُ قَوْمِهَا Onun diğer becileden diğerleri teslim ettikleri gibi hukukahım kendi haklarını. Hazreti Ömer onlara verdi ama sonra kendi rızalarıyla aldı. فَهَذَا عِنْدَنَا işte bizim indimizde وَجْهُ هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ مِنْ تَرِيكِ الْأَسَرِ Eserler tarikiyle bu babın veçi budur. Hepsi budur işte. Bu köfe arazisi, sevadi köfe derler. Bu ihtilaf-ı fukaha arasında çok dedikodu etmişler, aşağı vurmuşlar, yukarı vurmuşlar. Neticesi budur diyor. Netice şuna bağlıyor ki Hazreti Ömer radıyallahu teala dörtte birisini Beni Becile kabilesine teksim etmiş. Ötekini vermemiş. Ötekini doğrudan doğru artık haraca bağlamış. Sonradan düşünmüş, taşınmış, onu da almış. Onu da kendi arzularıyla paralarını vermiş, almış, onu da haraca bağlamış. Ve min tarikil nazar. Bir de kıyas tarikiyle bakarsaksa alâ mâ beyyennâ. Evet. Tarik-i asardan budur. Ve min tarikil nazar. Nazar tarikiyle de böylecedir. Yani kıyas yaparsaksa kıyas da böylecedir. Alâ mâ beyyennâ bizim beyan ettiğimiz gibi. Ve huve kavle ebi hanifete ve süfyâne ve ebi yusuf ve muhammed rahmetullahi aleyhi mecmu'in. Bu dört imamın kavli de budur. Yani sadece Hanefiler değil. Bir de Süfyan-ı Sevri'yi de ithal ediyor ki Süfyan-ı Sevri'nin de mezhebi budur. Ve kadru yani Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu fi ardi Mısır. Haddesena Abdullah ibn-i Muhammed ibn-i Sa'id ibn-i Ebi Meryem. Kale haddesena Nuaym ibn-i Hammad. Kale haddesena Muhammed ibn-i Humeyd. An Amr ibn-i Qays-i Sükuni. عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو بن العاص يوركي لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر عمرو بن العاص وقتك مصر أراز السنة فتحت وري جدا كوماندان عمرو بن العاص دي حضرة عمر bir mektup yazdı o Kudüs'teydi Kudüs'e İlya derdiler o tarafta kumandanıydı Kudüs meselesi tamam bitti yani şimdi Filistin diyorlar Filistin bitti. Ondan sonra dedi ki bir mektup gönderdi. Mektubum sana vasıl olduğu vakitte eğer Filistin toprağında isense ileri geçme. Mektup vasıl olduğu yerde dur. Şayet Mısır toprağına geçmiş isense fütuhata devam et. Mektubu böyle yazdı. Mektubun mağarını kimse bilmiyor. Elçi gitti. Amr ibn al-As'a götürdük o Filistin toprağındaydı. Dedi ki halifenin sana mektubu var. Zeki adam bu mektupta olur ki
fütuhata devam etme, olduğun yerde dur, belki haberi vardır. Ben bu mektubu almam dedi. Sabret dedi. Yoluna devam ediyor. Yahu halifenin mektubu var. Yok dedi, dur. Zeki adam. Oradan devam etti, Mısır toprağına geçti. Mısır toprağına geçtikten sonra çağırdı elçiyi, getir mektubu ver dedi. Mektubu açtı. Tam kendisinin tahmin ettiği gibi Mısır toprağına geçmişse fütuhata devam etti. Yol olduğun yerde kal. Bakıp da elçiye dedi ki ben almadığımın sebebi buydu. Eğer orada almış olsaydım bu fütuhat yarım kalacaktı. Onun için Mısır toprağına geçtim. Anladım ki bu böyle bir şey yazmıştır. Aa, şimdi bak halifenin de müsaadesi var. Şimdi fütuhata devam. 10.000 askerinden koskoca Mısır'ı fethetmiştir. 10.000 askerinden, ama onların askerlerin her birisi 1.000 kişiye bedel. Sonra 10.000 kişiye geçti oraya. Sonra cevabını yazdı ki mektubun açtığım vakitte ben Mısır toprağındaydım. Demiyor ki mektup vasıl olduğu vakitte. Mektubun okuduğum vakitte ben Mısır toprağındaydım. Tamam. Yalnız biz Mısır arazisi çok büyük. Fütuhata başladık. Filan filan yere gittik. Bize 4.000 kişilik bir kuvvet daha gönder. 10.000 kişi kafi gelmiyor. Şam ordusuna yazdı. Hazreti Ebu Beyde'ye mi artık? Hazreti Halid'e mi, hangisine? Yok, Halid'i de esas kumandan o değildi o. Ya Hazreti Ebu Beyde'ydi ya başka birisi. İyad ibn-i Ghanim. Yazdı ki 4.000 kişi gönder. Onlar da düşündüler, bizim orduda bu 4.000 kişi gönderirsekse bizim ordumuz azalır. Burada da fütuhat bu sefer aksar. Düşündüler, taşındılar. O vakitte Hazreti Halid dedi ki 4.000 kişi mi istiyor? 4 adam seçelim, 4 adam gidelim, her birimiz 1.000 kişiye bedel. İşte 4.000 kişi yerini bulmuş olur. Bir kendisi, 3 tane de başka aldılar, her birisi 1.000'er kişiye bedel. Ondan sonra o 4 kişi gittiler. O 7.ye kadar da yollarda acayip garayip işler yaptılar. Fütuhat yaptılar, esir düştü. Esarete düştüler. Esaretten bu sefer kaleyi içeriden fethettiler. Acayip garayip işler yaptı Uğuz'un. Nihayet gittiler oraya. O 4 kişi de 4.000'e bedel sayıldı. İşte 14.000 kişiyle oraları fethettiler. Şimdi burada esas o lazım değil de Abdullah ibn Amr ibn As diyor ki onun babası Amr ibn As Mısır'ı fethettikten sonra bu araziyi ne yapacağız diye ihtilafa düştüler. Araziyi teksim mi edeceğiz yoksa erdi haracı mı? Haraca mı bağlayacağız diyor. Cema'a men kâne diyor. Me'ahu min ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bulunan ashab-ı kiramı topladı Amr ibn As. Ve steşarehum, istişare etti onlarda. Fî kısmeti ardiha, bu Mısır arasının tekziminde, beyne men şehideha, o harpte bulunanlar arasında teksim etmede. Kemâ kaseme beynehum ganaimehum. Almış oldukları ganimeleri nasıl, ganimeti nasıl teksim ettilerse araziyi de böyle teksim etmeyi için müşavere etti. Fakat orada ashab ihtilafa düştüler. Ve kemâ kaseme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kaybere beyne men şehideha. Peygamber Efendimiz Kaybere aldı, nasıl teksim ettiyse o şekilde teksim edelim. Ev yuqifeha, yahut da bunu vakfedelim. Yani haraca bağlayalım, vakf olsun. Bunda ihtilaf ettiler, evet. Hatta raca fi zalik raye emiril müminin. Bu hususta emiril müminin reyine müracaat ettiler. Fekale neferun minhum. Ashabtan bir kısmı dediler ki fihimiz Zübeyir ibn Avam. Zübeyir ibn Avam da onların içindeydi. Yani bu emrin lazım fikri. Hazreti Ömer'e müracaat edelim. Eğer derse ki teksim edin, teksim edelim. Vakfedin derse vakfedelim. Bunun fikri böyleydi. Fakat Hazreti Zübeyir onun arkadaşları dediler ki vallahi ma zâke ileyk ve la ile Ömer. Allah'a yemin ederim ki ne sen bunun selahiyetin vardır ne de Ömer'in selahiyeti vardır. Ne münasebet, biz burayı kılıcımızla alalım. Ömer'in sözüyle biz bunu vakıf bırakalım. Olmaz. Senin de selahiyetin yok, Ömer'in de selahiyeti yok. Bu doğrudan doğru teksim olacak dedi. İnnemâ hi ardun fetahallahu aleyne.
Allah-u Teala bizim üzerimize bunu fethetti. وَاَوْجَفْنَا عَلَيْهَا خَيْلَنَا وَرِجَالَنَا Biz atlarımızı ve adamlarımızı getirdik, burada yorduk. Evet, harbini yaptık. وَحَوَيْنَا مَا فِيهَا Burada olan bütün şeyi topladık. Hepsi elimize geçti. فَمَا قِسْمَتُهَا Bunun kısmeti olmadı, bu arazinin kısmeti. بِأَحَقَّ مِنْ قِسْمَةِ اَمْوَالِهَا Malının kısmetinden daha hak olmadı. Yani nasıl ganimeti aldık, teksim ettik, araziyi de teksim edeceğiz. O birisi hakkıdır, birisi değildi. Hepsi haktır, bizim hakkımızdır dedi. Hazreti Zübeyir ve arkadaşları Abdü Emr ibn-i Las'ı itiraz eylediler. وَقَالَ نَفَرٌ مِنْهُمْ Eshab'tan bir kısmı da dediler ki, لَا نَقْسِمُهَا Biz teksim etmeyelim bunu. Hatta nuraca ra'yi emiril müminine fiha. Bu mesele hakkında Hazreti Ömer'in de ra'yini alalım. Teksim etmeyelim, bakalım ne cevap verir dediler. Fettefaka ra'yuhum. O vakitte bu ihtilafı kesmek için ittifak ettiler. Ala en yektubu ila Ömer'e fizali. Bu meselede Hazreti Ömer'e yazmayı ittifak ettiler. Ve yuhbiruhu fi kitabi mideyi bi mekaleti. Kendi bu sözlerini kitapta beyan etmeye karar verdiler ki yazalım kitabı Emirül Müminin bakalım o ne diyecek. فَكَتَبَ اِلَيْهِمْ عُمَرُ Onların yazdığı Hazreti Ömer'e geldi. Hazreti Ömer aldı, okudu. Ondan sonra onlara cevap yazdı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ وَسَلَ اِلَيَّ مَا كَانَ مِنْ اِجْمَعِكُمْ اَلَا اَنْ تَعْتَصِبُوا عَتَايَ الْمُسْلِمِينَ وَمُؤُونَ مَنْ يَعْزُوا أَهْلَ الْعَدُوُ وَأَهْلَ الْكُفُرُ وَإِنِّي إِنْ قَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَادَّةٌ يَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى عَدُوِّكُمْ وَلَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَدْفَعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مُؤُونِهِمْ وَأَجْرَى وَأُجْرِي عَلَى ضُعَفَائِهِمْ وَأَهْلِ الدِّوَانِ مِنْهُمْ لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ فَأَوْقِفُوهَا فَيْئًا عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ hatta yanqarida akhiru isabatin ta'uzu min al-mu'minin ve selam aleykum. Bu ibareyi yazdı. Şimdi bunun manasına gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle ben buna başlarım. Amma ba'd. Faqad vasala ilayya bana vasil oldu. Ma kana min icma'ikum sizin ittifak ettiğiniz şey. Bu bana vasil oldu. Ve neye icma ettiniz, ittifak ettiniz? أَلَا أَنْ تَعْتَصِبُوا عَتَايَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanlara Allah'ın vermiş olduğu atiyeleri gasp etmeye ittifak etmişsiniz. Bu bana vasıl oldu. Siz oraya gittiniz. Bütün Müslümanların hakkı var. Onu gasp ediyorsunuz. Kendinize mal edeceksiniz. Diğer Müslümanları mahrum edeceksiniz. Buna da ittifakınız olmuş. Bu ittifakınız olduğundan demek bilhassa Hazreti Zübeyir ve cemaatine tarif ediyor. Bu bana vasıl oldu. Daha neye? Ve mu'une men yağzu ehlel aduvi ve ehlel küfri. Düşman halkına ve küfür halkına gaza edenlerin mu'unetini de gasp etmiş oldunuz. Yani daha bir medet yok. Hepsini siz aldıktan sonra harbe giden nereden gidecek? Nereden medet olacak ona? Nereden yardım olacak? Ve inni in kasemtuha beynekum. Eğer bu araziyi ben sizin aranızda teklim edersemse lem yekun limen ba'dekum minel müslimin. Müslümanlardan sizden sonra gelenler için olmaz. Maddetün bir madde olmaz. Böyle madde ki yakvavune bihi onunla kavi olurlar ala aduvüküm düşmanlarınız üzerinde. Sizden sonra gelecek Müslümanlar bir maddesi yok elinde, yiyeceği yok, erzakı yok. Gidip düşmanla harp etmek için elinde bir şeysi yok. Bir taksim etsem siz onu istihlal edeceksiniz. Siz zengin olacaksınız. Fakat diğer harbe gidenlerin elinde bir şey yok. Evet. وَلَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Eğer Allah yolunda benim hamledeceğim bir şey olmasaydı, yani harp olmasa, فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ göndereceğim ordu yahut da yetim, fakir, fukara olmasa, وَلَوْلَا مَا O bir şey olmasa ki أَحْمِلُ عَلَيْهِ An üzerine hamlediyorum, yüklüyorum فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda. Ve edfe'u anil müslimin, Müslümanlardan def ediyorum. Min mu'unihim, onların mu'unetinden, yiyeceğinden, içeceğinden. Ve ücri ala du'afaihim, zayıfları üzerine icra ediyorum, veriyorum. Ve ehli divani minhum, bir de
defterde ehli divan ki yani orada ismi yazılı olanlara veriyorum. Eğer bunlar olmasa idi la kasemtu beynekum aranızda teksim ederim. Fakat bunlar var. Fi sebilillah Allah yolunda çalışanlar, talibe elim var, kadiler var, müderrisler var, ondan sonra yetimler var, miskinler var. Bunlar hep fi sebilillah'a dahil. Sonra Müslümanlardan def edeceğim. Yani kafirler hücum ettiği vakıtta bir hudutta ordu koyacağım ki Müslümanlardan def etsin. O ordunun meuneti var. Yiyeceği, içeceği var. Ondan sonra Müslümanların daikleri var. Onlara verilecek. Sonra divan halki ismini deftere yazılmış. Hemen bir harp olduğu vakıtta harbe gidiyor. Onun çoluk çocuğu geride kalıyor. O giden adamın silahı, cephanesi, erzakı verilecek. Aile, efradı kalmış. Onlara maaş tahsis edilecek. Bunları ben yapıyorum. Bunlar olmasa idi araziyi teksim ederdim. Yoksa yok. Bunlar da var. Mecbur olacak. Öylece teksimde yok. فَاَوْقِفُوهَا فَيْاً Siz o araziyi fi sebilillah vakfedin. Fey yani beytul malın. أَلَا مَنْ بَقْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanlardan baki kalanlar üzerine ganimet olarak vakfedin. Hatta yengaride münkariz oluncaya kadar. Ahiru isabetin en son cemaate kadar ki ta'zu minel müminin. Müminlerden gazaya giden en son cemaat kalıncaya kadar vakfedin. Yani öyle bir vakıf olsun ki fi sebilillah böyle çeken bulunduğu müddetçe bu arazi onların vakıftır. Yok gaza durdu. Allah yolunda harbeden yok. Arazi o vakıfta onların değildir. Vesselamu aleyküm. İşte kestat Hazreti Ömer. Yani köfenin sevadi gibi yaptı. Koskoca Mısır. Milyonlarla adam var. Araziyi alacak 10 bin kişi. Milyonlarla adam nereden geçinecek? Sonra 10 bin kişi aldı, zengin oldu. Her birisi banker oldu. Diğer Müslümanlar ne olacak? Onun için Hazreti Ömer bunları düşündü. Yok, olmaz. O bütün Müslümanların hakkı var. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavvud buyurdular ki fethi hadel hadis işte bu hadis-i şerif doğrucudur. Ma bir hüküm ki kaddelle delalet etti fi hükmil arazînel müftetahati alama zikrine. Fethedilen eraziler nasıl olacak? Onların hükümleri nedir? İşte bu hadiste ona delalet var. Ve enne hükmeha hükmehuma değil. Ve enne hükmeha min ziyade. Bu fethedilen arazilerin hükmü hilaf-ı hükmü ma sivaha başka arazilerin hükmünün hilafınadır. Min sairil emvalil mağnumeti minel adu. Düşmandan ganimet olarak alınan mallara benzemez. Düşmandan alınan arazinin hükmü düşmandan alınan malın hükmünün hilafınadır. Mal teksim edilir, arazi teksim edilmez. Arazi bütün Müslümanlarındır. Haraç olarak kalır. Burada yine bir adam itiraz yeri buldu, itiraz ediyor. Diyor ki, فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte, ذُكْرَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَكَرَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in ashabı zikretti. An رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den ki, اَنَّهُ كَانَ قَسَمَ خَيْبَرٍ Peygamber Efendimiz Hayber'i taksim etmişti. Beyne men kâne şehidâ. Hayber vakasında hazır olanlara taksim etmişti. İşte bu hadis-i şerifte bu da var. Çünkü Hazreti Zübeyir ve cemaati ne dediler? Hayber'i Peygamber Efendimiz nasıl taksim ettiyse biz de Mısır erasını böyle taksim edeceğiz. Öyleyse demek ki bak Peygamber Efendimiz Hayber erasını taksim etmiş. Ömer'in bu fiali Peygamber Efendimiz'in fialine muhalif olur. فَذَٰلِكَ يَنْفِي Bu nefy ediyor. Nefy eder. اَنْ يَكُونَ فِي مَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي خَيْبَرْ Peygamber Efendimiz'in Hayber'de işlemiş olduğu işte ola hüccetun hüccetula limen zehebe ila ma zehebe ileyi Ebu Hanife ve Süfyan ve men tabe'huma fi iqafil aradînel müftetahati linevâibil müslimîn Yukarıda geçmişti ki Peygamber Efendimiz Hayber'in bir kısım yerini gaziler arasında teksim etti, bir kısmını de vakfetti. Bu hadis-i şerifte de diyor ki Hayber arasının hepsini teksim etti. Öyleyse Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri'nin yukarıda geçmiş olduğu imam isterse teksim eder.
isterse harac olarak bırakır. O davanın lehine hüccet getirmişleriz. Onun aleyhine oldu bu. Bu hadiste demek ki bu Khayber arasını Peygamber Efendimiz şey etmiş, harac olarak bırakmamış, hacılar arasında teksim etmiş. Siz yukarıdan beri zorladığınız, delil getirdiğiniz dava burada düşüyor diyor. قِيلَ لَهُ adama denilir ki هَذَا حَدِيسٌ evet bu bir hadistir. لَمْ يُفَسِّرْ لَنَا ف۪يهِ bu hadisi لَمْ يُفَسِّرْ لَنَا bize tefsir edilmedi ki bu hadiste قُلُمَّذ۪ي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي خَيْبَرْ Khayber'de olan erazının hepsini izahli beyan etmedi. Evet, Hazreti Zübeyir ve cemaati diyorlar ki Khayber erazının teksimi gibi biz de teksim edelim. Ama orada demiyor ki Khayber erazının hepsini teksim etti. Cemisi yok. Zaten Ebu Hanife'de ne diyor? Bir kısmını teksim etti, bir kısmını etmedi. Demek ki imamın selahiyeti var. İsterse teksim eder, isterse etmez. Ama sen bu hadiste diyorsun ki Khayber erazının hepsini teksim etti. Hani o söz yok ki. Khayber'de yaptı evet Peygamber Efendimiz. Fakat hepsini değil. Fakat ca gayruhu. Fakat bu hadisin gayrisi geldi. Febeyyene lena. Bize beyan etti. Ma kâne min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fiha. Peygamber Efendimiz o arazide ne şekilde hareket etti onu beyan eden bir hadisi şerif geldi. O da şu. Haddesena Rabi'u ibn Süleyman el-Mu'ezzinu. Kale haddesena Esed ibn Musa. Kale haddesena Yahya ibn Zekeriya. ابن أبي زايدة قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين مقبوعة الشريف دي زهور في أنبار فمز خيبر نراسني إكيه بلدي نصفا لنوائبه وحاجته يارسني كندي احتياجلرنا كنسنين muhtaç olduğu şeylere sarf edilmek üzere kıldı. Ve nısfan beynel müslümin. Yarısını da Müslümanlar arasında teksim etti. Fekesema beynehum gaziler arasında o yarıyı teksim etti. Ala semaniyete aşere sehmen. 18 sehem üzerine. 18 sehmi gaziler arasında teksim etti. 18 sehem üzerine. Nasıl teksim etmişti? Fakat yarısını Peygamber Efendimiz Beytülmal'a icra iledi. ففي هذا الحديث بيان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. İşte bu hadiste Resulullah Efendimiz Khayber arazisinde ne yaptığı beyan edildi. Ve annehu evkafa nisfaha yarısını vakfetti Resulullah Efendimiz linevaibihi ve hacetihi. Müslümanların ihtiyacı için onların görünmez bir iş çıkar, bir zaruri iş çıkar oraya sarf edilmek için. Ve kaseme nisfaha beyne men şehidaha minel müslümin. Yarısını da o harpte bulunan adamlar arasında teksim etti. Onu da 18 sehem üzerine bazıları o şekilde verdi. فَالَّذ۪ي كَانَ اَوْقَفَهُ مِنَا Resulullah Efendimiz yarısını vakfetti ya, işte o vakfetmiş olduğu arazi. هُوَ الَّذ۪ي كَانَ دَفَعُهُ اِلَى الْيَهُودِ مُزَارَعَةً İşte Yahudilere müzara'a tehlikeli verdiği kısım odur. Yahudilere verdi, dedi ekim biçin, yarısı sizin, yarısı da Beytülmal'ı. Alâ mâ fî hadîsi ibn-i Ömer ve Câbir radıyallahu anh. Nitekim yukarıda Abdullah ibn-i Ömer'in ve Câbir'in hadislerinde geçti. اَلَّذ۪ينِ زَكَرْنَهُمَا Böyle iki hadis ki biz yukarıda zikreyledik bunları. وَهُوَ الَّذ۪ي تَوَلَّى İşte bu kısımdır ki, o Yahudilere verilen kısımdır ki تَوَلَّى عُمَرُ قِسْمَتَهُ Hazreti Ömer onun teksimine tevelli etti, onu teksim etti. Fî hilâfetihi, kendi halife olduğu vakıtta beynel müslimi, Müslümanlar arasında onu teksim etti Hazreti Ömer. Ne vakıtta? Lemmâ ecdel yehûden Khayber. Khayber'den Yahudileri kovduğu vakıtta işte o vakf olan eraziyi de gene Müslümanlar arasında teksim etti Hazreti Ömer. O vakıta kadar vakıf kaldı. Ve fîmâ beyyennâ min zâlik. İşte bizim beyan etmiş olduğumuz bu şey de olucudur. Takviyetun takviye olucudur. Lima zehebe ilihi Ebu Hanife'te ve Süfyan İmam Ebu Hanife ve İmam Süfyan'ın Süfyan-ı Sevri'nin zahip olduğu mezhebi takviye olucudur. Ne de? Fî ikâfil aradîn yerleri arazıları vakfetmede ve terki kısmetiha arazıların kısmetini terk etmekte. Terk edip vakıf bırakmakta. İzâ râel imam zâlik. İmam eğer bunu münasip görürse demek ki imama selahiyet var.
imam isterse araziyi vakf olarak bırakır, isterse teksim eder. Fakat bütün kaide vakf olarak gitmiş. Kufe'den başlamış, Mısır'da, Şam'da, bundan sonra bütün arazilerde gelen adamlar bakmışlar ki Müslümanların en menfaatine bu. Bu daha ziyade menfaatli. Teksimden vazgeçmişler. Diğer emval-i menkuleyi teksim etmişler gaziler arasında, fakat araziyi vakfetmişler. Vallahu Teala alem.